Ezanla mı başlayacaksın? E, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah. Ses çatladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah -ekber. Allah -ekber, Allah -ekber. Eşhedü enne ilahe illallah. Eşhedü enne ilahe illallah. Yankı mı açtın sen arkaya? Yok. yankı efekti geldi sanki böyle bir gerçek bir cami atmosferi. Allah'tır abi Allah. Huşu, Huşu, Huşu abi. Birdenbire içimden, ha, kimden, evet. kimden gelen şu. <laughs> Arkadaşlar evet bir 30 30 geçe yaptım çünkü Yiğitcan gelmeyecek diye düşündüm. Yiğitcan şap diye tam 30 geçeyi yapınca geldi tekrar 15 e aldım ama evet söz verdiğimiz gibi e, i̇yi, iyi tekrardan hoş. sizinleyiz. Yoksa yankı odası efekti mi yaptım bizim? Evet canlı evet canlı arkadaşlar canlı yayındır. E, Halis Molis güzel canlı yayındır. Tabi bunu her yerde bulamazsınız. Bunu her yerde yerde bulamazsınız. Yetişir. Bunun evet, kurusunu evet. yiyeceksiniz. Aynen, aynen. Nasılsınız dostlar? Nasılsınız? İyiyiz, canavar gibiyiz. Maşallah biz. efendim. İnşallah Oo. efendim. Zımba gibiyiz. Hoş geldiniz Batuhan, Can, Çağan. Vay 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 vay. o geldiniz. kadar geldiniz. yani. Bir zorlasam penisin burnuma gelir yani o derece iyiyiz yani. Aa, maşallah. Nasıl yani? Ne demek bu? Yani diyor öyle Dim, bir yere olur. ki burnumu karıştırırım diyor adam diyor. Öyle öyle olurum ben diyor. Abi böyle diyorsun ama peki ama HDP ile ilgili ne düşünüyorsun abi? HDP ile ilgili ne düşünüyorsun? Ya canım benim ya. O Tancan Günhan, siyasi yorumcu olarak whataboutizm çukurunda boğuluyor her gün ya. Yani. <laughs> Çocuğu evet. çekiyorlarsa artık artık <laughs> otomatikman <laughs> çocuk bu, peki peki bu sorularıyla yaşıyor hayatını yani. Hani böyle bir gün gerçekten kuru fasulye yerken peki nohut abi? Peki nohutu neyi yemiyorsun abi falan soruları duyacak kafasında çocukcağız. ama gerçekten öyle ya. Geçen biri yazmış. Hep İç Anadolu demişsiniz. Doğu Anadolu demişsiniz. Doğu diyememişsiniz. Siz böyle bir ülkesiniz. <laughs> evet. <varmış. gülüyor> evet. kanka işte. Ben de beyaz tarosumuz yoktu. Gidemedik Doğu Anadolu'ya kadar dedim. Artık anlayan anlasın kardeşim. Ya Tancan sen zaten sağdan soldan okuduklarını falan şey yapan bir <laughs> Evet. Hoş geldin evet. Kaan. Evet. Kaan. Bu arkadaş entelektüelitinin belirli bir ırka dahil olduğunu söylemekte. Ama her ırktan insanlar <laughs> entelektüel olabilirler. <laughs> ya, entelektüel. Vay be Sherlock. Öyle mi gerçekten? <laughs> her ırktan insanlar entelektüel olabilir mi? Sanki bunu evet ben de ciddi ciddi bunu demedim herhalde. Evet. Peki Mert Güner sen siyasi yorumlar yapıyorsun ama vakti zamanında bir siyasi hiciv programında ırkçı bir adama oynuyordun. Onu nasıl yapalım? Aa, onu nasıl yapalım? <gülüyor> <gülüyor> ya yine öyle deseler iyi lan. Ben yine şey deme şey diyene okeyim yani. Abi işte sen zamanında ateş meclisi yaptın. Şimdi de duruyorsun böyle e, sosyal adalet falan diyorsun. Bir de ırkçı şakalarım var. Yemezler oğlum yemezler deseler. Yine ben şey diyeceğim. Okey belirli bir mantık kurabiliyor yani. Hani sinapslar en azından reasoning kısmına bağlı. Evet. evet. Ha. Hmm. Ama adam direkt Mahfik şey diyor. Mantık dersini almış seçmeli. Tabii tabii. Ama adam gelip illa ki şey diyecek. Peki abi HDP ile ilgili yorumların nedir? HDP ile ilgili <laughs> yorumlarını bilmiyoruz. Bunu hiçbir yerde duymadım. Ya. Evet. <laughs> Hoş geldiniz Vezno ve Hazar. Yayını neden geç saatte yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz <laughs> öyle geç saatte ha? Amcıklar söyle bakalım hiç canardan Tancan niye an Niye geç saatte yayın Peki. oğlum? Peki bu yayını sabah istemek isteyenler Onları öylece ha? ha. Ne yapacağız? Ha? Niye geç saatte yapıyorsunuz? Şeyimiz var, KPSS sınavımız var ha? Niye? <laughs> Tekrarını izleyin kardeşim. Ama paralı Ama paralı. Bir de para mı vereceğiz? Orospu çocuğu. Bir de sen yayın yapıyorsun ya para mı vereceğiz? Yok. Anasını sikiyim be. Aman ne. Aman ne koyayım be. Ne yapayım be. Ne be. Ya. Hı hı. Evet. RPS'i bile yoruyor gerçekten arkadaşlar ya. Hı hı. Evet ya. evet. ne oluyor? Ne yapıyoruz abi? Nedir? Nedir? Nasılsınız lan? Haftanız nasıl geçiyor? Ha. Abi iyi ya ben yorgunum Niye yorgunsun kardeşim Ankara'da Kanka geziyor adam galiba Evet Ankara'da geziyorum bir ya Bu hafta az gezdim hacı Bu hafta beni omikron yordu sanırım evet. Abi Ankara'da gezilecek gibi bir hava yok Gözünü seveyim ya Kanka senin olduğun zaman çok soğuktu Sonra iyiledi Sen, sen, yağdı sen buradayken çok soğuktu Evet evet sen buradayken güzel yağdı ee, Ondan sonra Ethem buradayken çok soğuktu Ethem yani, de Ethem mi geldi burası... Aa ulan geldi ya. Öyle hatta sana mi? Söyledik ya sonra hatta ben dedim akşam oturdum Ethem'le Ethem'in kalbi kırılmış gibiydi Matrix'te biz yani Matrix gömüş programımız Ethem'i e de çağırdım çocuk büyüğü rahatlasın sonra Ethem o programda evet, evet. geldi sonra orada. Evet evet Ethem Ankara'da ne yapıyormuş ben nedense bütün bu akşam oturduk hikayelerini Kadıköy'de gerçekleşiyor gibi düşünüyorum Yiğitcan. <laughs> Hep her zaman. <laughs> yani siz bana, siz bana böyle sen Hollanda'ya Tancı'nın yanına gitsen işte yok biz Red Light'a gittik falan desen de <laughs> Ben o şey gibi e, Kadıköy'de falan zürafa sokağa gittiler gibi düşünüyorum. Böyle yani. Evet doğru Ankara'daydı. Ankara'ya mı gelmişti Ethem? Evet abi o zaman da çok endişelenmiştim bu bununla ilgili. Niye gelmiş Ethem? Niye geldi? Ne, niye yani? Niye, ne var Ankara'da? Ankara'ya niye gidersin dedim. <laughs> 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 Adam sev sevgilim, sevgilim sevgilim sanki anasını satayım. Bir de böyle şey yapıyorum. Niye, evet. niye orada falan? Şöyle şey gelmiş bir üniversiteye abi. Evet. O esnada işte sağ olsun Ankara'daki eşrafta gördüm. Evet. <laughs> Ya ben de dün hastam, hasta gibi oldum lan dün. Böyle bir şey gibi oldum yani. Ee, hmm. ya, ya, Biz biraz... sardık ha haftaya. Bu Ne oynadınız siz? Ne oynadınız siz? Yeni update Valheim. onu diyecektim size. Yeni update gelmiş mi? Valla gelmiş herhalde. Ben çok bilmiyordum da beni de sardı bu sefer. Oynadık baya yani haftaya devam. Aa Orasına. gelirim lan tabi. Hmm. Dün bir açamadım yayın. Hasta gibiydim. Sen de mi hastasın Yiğitcan? Sen kesin koronasın Yiğitcan. Kanka yani olabilir, ee, bilmiyorum açıkçası ee, ama bu iki kere hasta oldum ben Ankara'ya gel geldim geleli işte bir ay olmadı da ee, ikisinde de böyle bir ilk gün böyle ö de, geberip yatma icabında oldu ondan sonra böyle ikinci gün okey ya falan sonra üçüncü gün okey, okeyim yani böyle çok tırt bir grip gibi geçirdim ikisinde He. sadece işte öksürük var gitmiyor. Benim de öyle gibi yani böyle şey gibi abi çok yarro bir grip gerçekten yani kabız gibi hani tam hasta da etmiyor ama böyle uzun yayın da yapamayacak gibi ediyor yani böyle bir tuhafım yani evet 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 e başka evet. Ankara'da Ankara nasıl gidiyor geçiyor abi başka ne yapıyorsun güzel geçiyor kanka ya ben vallahi, vallahi. bayağı memnunum ne, bayağı bayağı. ne gibi Ankara. mesela ya, abi e, yılbaşında işte çıktım dışarıda dışarı, dışarı, ilk yılbaşı gecesi ev partilerine gittim zazede ki Ankara'nın olayı zaten hmm. evdir ya He. Sen de ev ev gezdin evet. mi yani yıl başında? İki, iki, ev gezdim sonra dışarı çıktık. Çok güzel. Ee, bir dışarıda gezdik ama gece dörtte Tural'ı civarı bütün mekanlar kapalıydı. Biz evet. de Devrez'e gidip çorba içtik. Ee, ondan sonra cumartesi akşamı biraz daha verimli bir parti gecesi oldu. Orada da oğlum, e, bir e, arkadaşlar bizim işte bir side trans partisi organize ediyorlarmış. Oraya gidip Aa. Po polis kapattı partiyi. Aa. Çünkü akşam belli bir saatten müzik sonra müzik yapıyorsunuz diye. Ondan sonra abi başka bir mekana gittik. Orası da akşam belli bir saatten sonra müzik yapıyordu ve bayağı da böyle Ankara'nın orta bir yeri. Anladın mı? Hani hiç böyle gizli saklı bir şeydi ya. Bayağı Kerin Caddesi üzerinde bir kulübe gittik ve bayağı müzik yapılıyordu yani orada. Okey. Sonra Kayta gittik. Kayta böyle Ankara'nın yine meşhur kulüplerinden. Orada da müzik yapılıyordu gece belli bir saatten sonra. Hatta polis otosu vardı Kayıt'ın karşısında. O yüzden hani anladım ki okey rüşvet yedirebilenler e, bu muhteşem şey kanunumuzdan e, muaf tutulabiliyorlar. Gece yarısından sonra müzik yap, 11'den sonra müzik yapılabiliyordu neyse. O kanunumuzdan e, muaf tutulabiliyorlar. Onun dışında e, fakir ve gururlu gençlerin partidir polis geliyor. <laughs> <Yani, be. gülüyor> kayt ne ya? Dirk kayt gibi mi? Nasıl? Yok yok uçurt, uçurtma gibi kayt abi. Ha, Kanka bu... Benim üniversite günlerimden beri var bu kulüp. Tamam Hatta benim üniversite günlerimde açılmış Tancan. Ben 10 yıldır gitmediydim tamam mı? Bana kayıta gidiyoruz deyince ben de arkadaşlarımı cool oldu. Için. Çok şaşırdım ve utandım yani niye kayıta gidiyorsunuz diye. Çünkü ben en son kayıta gittiğimde Mr. Saxobit çalıyorlardı abi kayıtta. <laughs> tamam mı? <O, abi. gülüyor> bu tip bir kulüptü yani. olan şimdi bayağı toplamışlar, düzenlemişler kanka. Böyle işte modülerize etmişler bir de. Ben çok severim modüler kulüp. Böyle üst tarafında tekno çalıyor. Bayağı güzel tekno çalıyor bu arada. Hmm. Ee, işte böyle giriş katı foye tarafı böyle daha böyle kısık sesle pop edm çalan bir yer. Bir de böyle alt katında da böyle konsept akşam oluyor. O akşam African Night vardı abi. Afrika müziği hmm, çalıyordu. Güzel. Böyle, yemin ediyorum sana Ankara'nın ne kadar şık, cool siyahi bireyi varsa hepsi o gece oradaydı. Böyle, Aa, çok hani... güzel, çok tatlı. Aynen. İnanılmaz güzel giymiş Af Ankara Afrikalılarla. <laughs> Akşam Afro, Afro-Ankaran <laughs> olabilir mi? Afro, Afro-Ankaran da olabilir kanka. Bunu da arkasında Çünkü Ankaralı, evet, Ankaralı'nın şeyi Ankaran e, oluyor. Evet. Bunu, bunu Ankara da... Sarkofokus'tan biliyorsunuz. Evet. evet aynen öyle. Tabii aynen. E, oyunlarla tarih köşemizde. Bugün... Evet. Meskoret'te Ankara'nın Sarkofagus. Kim, nefki nereden gelmiştir bu Ankara'nın Sarkofagus? Anlatalım onun da hikayesini. Bir gün Hızır Aleyhisselam falan böyle anlatıyormuş. <gülüyor> 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 en azından tarafın belli olsun demiş. <laughs> evet evet İslam'ı evet demiş ki en azından tarafın belli olsun. <laughs> evet. Tancan sen nasılsın ya? Ne yapıyorsun? İyi abi ben de şu Ankara deyince Besatçı'ya bara de Barabar diye bir hmm. geyik vardı o geldi aklıma. Evet. Geldi. Orada bir Afrikalı çocuğu öldürüyorlardı falan. Bir Bard, evet, bardan. sonra da şey yapmıyorlardı. Ya boş ver zaten Afrikalı çocukmuş, zenciymiş zaten aynen. falan diyorlardı ve uğraşmıyorlardı. Bu da deviriyordu falan. Pesat da evet evet çözüyordu olayı falan böyle. Güzel dizi. <laughs> Espri e, şeyi de orada işte. Barabar. -bar. Ne yani barın adı ne? Barabar -bar falan diye. 10 dakika uzatıyorlardı bunu. Aynen. Ee nasıl Hollanda nasıl gidiyor abi? Biz Ha bu arada yani e, demin Yiğitcan'ın anlattığı şeyle gibi yorum yapacaktım unuttum. Sen şimdi dedin ya barlara gittim, eğlendim, gezdim, dolaştım dedin hmm. ya sen. Peki Yiğitcan herkesin hakkında tek bir soru. Peki biz ne yapalım? Biz, ne yapalım? biz ne yapalım? Ne yapacağız biz? Bence bitcoinleri bozdurun USDT <gülüyor> <gülüyor> oradan <gülüyor> şeyi bekleyin Amerika'nın dolar faizini arttırmasını bekleyin. Hollanda evet. nasıl abi? İyi abi gayet kapalıyız. Hiçbir şey yok. Ee, ha, şimdi takılıyoruz yani. ne oldu yani full kapanma mı var orada? Ha her şey kapalı öyle duruyoruz. Ha Ona full lockdown'a girdiniz mi? Girdik girdik. Paul mı sen şey de filmi geldi onu da kaçırdım. Spider-Man'i de kaçırdım. hiçbir şeye gidemem öyle duruyorum. Ee, şey Avrupa böyle kanka. full kapanmaya girerse mesela sen Türkiye'de mahsur kalma ihtimalin var mı senin? Kanka, kanka sen geçen, olacağım. geçen konuşuyorduk onu. Birincisi zaten artık bu saatten sonra hani aşılılık olmak bir noktada bir, bir, takım hareketleri sana sağlayabilir yani sınır değiştirirken. İkincisi birinci lockdown gibi olmayacak abi daha. Yani birinci lockdown en azından birinci lockdown uçaklar kalkmadı ya. Birinci lockdown gibi uçak kalkmamada lockdown'a bir daha girmeyeceğiz yani bence. Bu arada burada işe yaradı yani hastaneye yatış düştü. Hani vaka hmm. artıyor da hastaneye yatış düştü. Bizde Çünkü aşısız geri zekalar bulaştıramıyor şu an insanlar. <laughs> bizde patladı kanka bayağı ölenler falan var yani. Ee, bizde dediğim tabii Yiğitcan da burada şu anda ama Kalsız. burada burada durum kötü. Bir de bizde şey var artık. <laughs> İgnorluyorlar yani sikinde değil kimsenin. Yani, Öler, ölersek ölelim falan gibi. Oğlum hala şey yolluyorlarmış evlere ya. Oğlum o dönem bitti lan. Filyasyon ekibi yolluyorlarmış. Hani ben bak yazın geldiğimde Türkiye şey gibi hissetmiştim. Oha pandeminin başında lan Türkiye hala demiştim. Hala başındasınız galiba orada. İnanılmaz ya. Yani. Hala filyasyon ekibi mi kaldı oğlum? Dağıldı bitti her yer yıkıldı. Ne filyasyon ekibi? Evet. Ben de o ne demek bilmiyorum bile. Ya evlere gidip hap veriyorlardı. Bir de işe yaramayan bir hap vardı ya. Filyasyon. Ya evet bunu bir konuşalım mı? Filyasyonun ne olduğunu ben de bilmiyorum tam olarak. Ee... Abi hasta olduğunu hissedince arıyorsun. Ben hasta gibiyim diyorsun. Aman çıkmayın evden deyip eve gelip ateşini ölçüp test yapıp hap verip gidiyorlar. Seni evden çıkarmamak üzerineydi bunun amacı. Abi peki Şimdi yani ben filyasyon, yani filyasyon deyince ben şey falan diye düşünüyorum. Nefes alamıyorsun, ee, nefes, oksijen makinesiyle geliyorlar falan filyasyona sokalım falan gibi. O ne, ne lan öyle? Onu da yapıyorlardı galiba başlarda da öyle bir imkan kaldı mı artık bilmiyorum. Hımm. Niye abi filyasyon demişler başladı. ki abi ev, ev ev ekibi desinler daha mı filyasyon ne anlatsın satayım. Zaten anlamsız abi bitti yani şey bitti konu bitti yani her yere dağıldı artık neyi <laughs> sanki tutabilecek evde. Bu omikron son çırpınışı falan gibi geliyor bana. Çünkü evet, herkes çok... diyor omikron etiketmiyor emin... diyor. Niyeyse çok eminsin sen bundan. Kanka çünkü şeyde yani İspanyol gribi de böyle bitmiş ya. Yani daha doğrusu İsmail tersi ama yani virüs böyle bir virüsün mutasyonları bizim hayrımızda da olabilir, bir zararı da olabilir. Şimdi bu mutasyon en son mutasyonunda anladığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla e, yaygılım oranı artmakla beraber e, ciddiyet oranı ya yani severitesi e, azalıyor. Daha yani ters. Daha, daha sert bir şeye e, dönüşmüyor mu? Yok işte iki opsiyonu vardı virüsün mutasyon konusu. İspanyol gribi öyle bitmiş. Daha sert bir şey dönüşmüş. O sefer hmm. de çok hızlı öldürmeye başlamış. Anladın mı? Sıçrayamıyor o sefer. O kadar hızlı öldürmeye başlamış. Öyle tükenmiş. Yani artık hani hmm. hemen hostunu öldürdüğü için konu kapanıyor. Burada da çok hmm. hızlı yayılıyor ama işte şeyi azalıyor. Normal grip gibi bir şeye evriliyor diye anlıyorum. Aşısızlar hastaneleri rahatsız etmeye devam edecek. Biz öteki şekilde işte bu daha küçük covidlerle artık böyle nezle gibi mücadele edeceğiz diye anlıyorum hmm. ben. Evet Yiğitcan gayet çok mantıklı çok güzel şeyler söyledin. Ee, Yiğitcan ben gerçekten de senin bu kurduğun mantıklara bayılıyorum. Yani her zaman soğukkanlı olup mantıklı şeyler söylüyorsun yayınlarda. Ee, ben senin kadar mantıklı ve böyle bilime dayalı konuşamıyorum. Pozitif de bir insansın Yiğitcan yani hakikaten. Ee, bu özelliklerin yani günün, çok önemli. Günün sonunda aşı olmayanın ağzına sıçayım aşı Tancan evet. çok sert konuşuyor. Hayvan herif. Aşı oldu. Tancan peki hep herkes aşı ol diyorsun. HDP hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Geçen bir yayın açmışlar. Kendilerine 31 çekmek için böyle. insanların negatif yorumlarını şey yapıyorlar. Yiyin efendiler yiyin. Siz bu kafayla daha çok. Peki ama HDP ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Evet, evet arkadaşlar. Üzcan, e, demin, seni, demin, iş... demin seninle ilgili pozitif şeyler söyledim. Farkındasın değil mi bunun? Evet. Evet kanka çok teşekkür ederim. Çok iyi hissetti. Aynen. Yani. Aynen. Bak bunların haberin olsun ha yani aralarda söyleyeceğim böyle pozitif tamam. şeyler sana. Tamam. Sana Çok teşekkür ederim canım. Sana da söyleyeceğim. Tanca ama zaten sen Hollanda'da yaşıyorsun. Sana da ne diyeyim Tancan sarışın abi gözlü uzun boylusun. Yani bizim bir de, bir de sik istersen bizi Tanca. Ne ne istiyorsun abi? Bana <laughs> oğlum Tancı'nın sarışın olduğu konusundaki ısrarın neden Gülhan yıllardır ya? Adam sarışın ne? değil sadece renkli ne? gözlü. Adam ne kumral demek? oğlum. Kumral ne oğlum işte kumral dediğin sarışındır yani. Oğlum benim sarı ya. Benim ya tamam adam. bir gör adamlar sapsarı. <laughs> tamam adam Geralt of Rivia değil tabii ki de yani. Ee... O da sarı değil. <laughs> ya aman işte sarımsı, beyaz, platin. Yani. Platin beyaz. Ama biz kapkara adamlarız evet. oğlum bildiğin yani basmati pirinci gibi yaşıyoruz biz. Hani nasıl vegan mizah yaptım nasıl? Hı hı. Ya, Tebrik ediyorum. tipin daha çekici geliyor bence. Nasıl yani abi? Daha çekici bir tipin var senin. Ama bunu öyle söyledin hı hı. ki ardından, ardından evet. bir şey gelecekmiş gibi söyledin bunu yani. Hani. Az önce de zaten gelsin ki beni de deyince <laughs> olur abi dedi ya. <laughs> evet. 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 Yoksa Sen... yürüyor muyum? Yani. Bilmiyorum Hüseyin tipin daha çekici bebeğim. Hı -hı. Evet. Tancan'da biraz yellow fever var. Evet arkadaşlar <laughs> e, bu ilişki nasıl kurtulur'un yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş e, bugün de e, Güzide ilişkilerimiz var. E, bu masada kurtarmaya çalışacağız. E, Tancan Fümen ve Mert Günhan'ın birer ayrıl kartları var. E, bu ayrıl kartlarını kullanarak e, bir ilişkiden başlarını kurtarabilirler. Geri kalan dört ilişkiyi oturup gerçek bir erkek gibi çözmek zorundalar. Çünkü gerçek erkekler... Bir dakika iki, iki tane mi var? İki tane mi var? Bir ne? Tane. Bir tane, var. Ha, bir tane okey tamam. Bir tane. Bu sezon değiştirdik ya onu birikmiyor artık. Değiştirdik birikmiyor, de fırlanıyor. sen takibini yapıyor musun ki onun? Oğlum bir i̇şte yapamıyorum ya. diye takibini bıraktık ya. Ha, her, 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 bir Ucuz, tane refresh Aynen program. Anladım bir var. Anladım. Çok güzel sistemler ve formatlar düşünüyorsun Yiğitcan. Helal olsun sana. Teşekkür ederim canım. O benim beraber bu formatı yaptığım güzel arkadaşlarım güzeldi. Vallahi evet. Çok yaratıcı bir insansın o. Yiğitcan. şimdi Evet Aa. canlarım, e, şeyler şu kategorilerimiz şunlar. Hikayelerimizin başlıkları. Bankalı hikayem var. Sarışınlı hikayem var. Sanatlı hikayem var. TV'li hikayem var. Photoshop'lu hikayem var. Sarışınlığı ver bence. <laughs> tamam. Geliyor sarışın. konuştuk. Evet. Kız arkadaşım 21 yaşında. Ben ise 22 yaşında ve erkeğim. 5 yıldır beraberiz. Bu süre zarfında bir ara 2-3 ay kadar ayrı kaldık. Bu ilişkinin yaklaşık olarak ortasında. Aşağı yukarı 2 yıl kadar önce bir anda geleceğe dair ürpermeye başlamıştım. Çünkü tek kişiyle kök salmak için çok genç olduğumu ve dünyanın benim yaşındaki birine sunacağı her şeyi deneyimlemediğimi düşünmeye başlamıştım. Bu ayrılık süresince birkaç kişiyle seks yaptım. Parantez içinde 5. Kız arkadaşım ise sadece beni bekledi. Netleştireyim ben bekledemedim. Biz tamamen bittik diye düşünüyordum ama o parantez içinde şükürler olsun ümidini korudu. En nihayetinde birleştik ve ben yaptığım her şey konusunda ona dürüst davrandım. İncindiğini fakat bunu bana karşı kullanmayacağını söyledi. Ve tekrar birleştiğimiz için mutlu olduğunu, kızların da kim olduğunu bilmek istemediğini ve yoluna bakmak istediğini söyledi. Bu onun için en başta zor gibiydi ama en nihayetinde okey oldu. Biz bir araya geldikten yaklaşık 6 ay sonra içiyorduk, konuşuyorduk. Bana hadi bana yaptığın kızları göster konuyu açtım sadece merak ediyorum dedi. Ben de ona gösterdim. Bir noktada bu kızlar hepsi birbirine benziyor dedi. Haksız değildi. Beş kızdan dördü esmerdi. Hepsinin de spor salonu tipi bir yapısı vardı. Parantez içinde geniş basenler, şekilli bir karın vesaire. Birkaç gün sonra kız arkadaşım ki kendisi ömrünün başından beri sarışındır. Saçını esmere boyatmıştı ve spor salonuna haftada iki kere gitmeye başlamıştı. Ki hiç hayatında spor salonuna gitmeye ihtiyacı olmamıştı. Hep yapısı petit ve hoştu. İlk başta fark etmedim çünkü zaten hep saçını boyatmaktan söz ederdi ve spor salonunda da benimle vakit geçirmek için yazılmak istiyordu. Bunlar olalı bir yıl oldu. İşte geçen Noel içiyorduk ve Instagram'ı için bir iki fotoğraf çekmeye çalıştık. Fotoğraflara baktı, hiçbirini sevmediğini söyledi. Ona moral vermeye çalıştım ama en nihayetinde saçından nefret ettiğini ve tek değiştirme sebebinin belli ki tipimin bu olması olduğunu söyledi. Ben de gerçekten bir tipimin olmadığını söyledim. Sadece hislerimi korumak için uyduruyorsun dedi. O gün bugündür onu sarışına geri döndürmek istiyorum. Hatta tüm bu işlemi tutacağı 400 poundu bile ödemeyi kabul ettim. Oğlum ne? Reddetmeye devam ediyor ve hala da nefret ediyor. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Saç rengi umurumda değil ama bir sebepten olduğunu düşünüyor ve benim için değiştirmeyi reddeterek kendisini üzüyor ama benim için tüm bunlar bir anlam ifade etmiyor. Evet arkadaşlar, bu ilişki nasıl kurtulur? Oğlum 400 pound saç boyası ne la oğlum? <laughs> Lalım. Lalım. Çocuk kontrolü kaybetti. Bir anda lace <laughs> cips adam oldu. <laughs> 400 pound bana versin. Bana siksin. Eskiler. <laughs> 400 pound ne abi? Ne, nasıl yani? 7500 lira ediyor hakikaten. 400 pound'a bir eskorta gider Esmer. Ha, mesela yani, yani 400 pound. Kanka niye öyle ya? Bilek bilmek var. Bilen var mı bunu? Bilmek var mı bunu? <laughs> Kanka bu Kuaförler, berberler genelde e, yurt, Avrupa'da çok İngiltere herhalde bu hikayeni geçti yer çok pahalı Anladım. oluyor ama saç boyatma da bunu dahil mi 400 pahalı çıkarmıyorum ama mesela Ya aga bak ben bunu anlamıyorum Almanya'da ben 35 liraya tıraş oldum o iyi değildi ya yani. ben bunu anlamıyorum böyle, gidip tamam mı böyle şey olayı var ne derler evde böyle e, evde böyle çok güzel saçını boyayan her türlü yapan insanlar var bir de böyle sürekli sadece mekanlara gidenler var yani İkisi arasında ya evde yapamaz mısın bunu ya? Hani hakikaten çok daha abi şu böyle an... deyince de şey oluyor. E... Böyle deyince de şey diyorlar bana. Siktir git lan orospu çocuğu. Evde boyamak her yediğin harcı değildir. Sadece seçilmişler evde yapabilir. Gidip o parayı sike sike <laughs> vereceksin diyorlar bana. Kızıyorlar. Abi şu an durumla ilgili chatten uzmanlar geldi ve diyor ki bu paranın istenme sebebi boyamak değil boyayı sökmek olabilir. Çünkü bo yani boyanmayacak aslında burada yapılan iş tamamen doğal renk sarışıncı. Tersine <laughs> döndürecekler. evet çok, çok özür Doğa rengi sarışın kızın esmere boyatmış. Boya sökülecek. O yüzden. Ya... Böyle... Yalnız ben bu arada şunu hissettim. Kız kolaya kaçmış abi. Yani götümü kaslandırayım ve büyüteyim dememiş. Saçımı boyatayım demiş. Evet abi. Bence bu K bir kolaya kaçmış. da gitmiş haftada iki kere ama. Gitmiş valla ha, ya... ha, ben, başlamış. ben üniversitedeyken perçemime oksijenli su döktüm. Üzerinde mora boyadım. Oldu ve de yani. Hani evet, evet. Peki ne? ne, oldu? Arada 5 kişiyle yattın mı peki işe yaradı mı? Yani e, valla kanka rüzgar gibi geçti üniversite yani. Neler neler <laughs> yaptım ki. Hani böyle ben, ben, şey gibi oldu kanka üniversitede. bitirmedim yani. Üçüncü yılda bıraktım da. Böyle bildiğin bir girdim böyle üniversiteye hop oha bölümde sadece 3 tane erkek var falan oldum. Aa, sonra <laughs> baktım bildiğin okulda zaten çok az erkek var. Full kız yani. Ee, sonra bir üçüncü yılımdaydım. Ve yani e, kovulmuştum falan. Hoca beni mevzu etmeyeceğini söylüyordu yani. Niye? Nasıl Hoca içinde. Ne? içinde çok seks yaptım. hocayla çok... da mı yattın? Ne oldu? Hayır, hayır, hayır. Yapan yani, vardı bu arada yani. Çok... Üniversitede hoca, hocalarla yatanlar olurdu da. Ben tabii ki hocayla yatmadım. Ama yani sev, sev, sevilmiyordum kanka ben ya. Çok kötüm kalkıktı benim. Allah Allah. Ha. Tabii şey yani falan. Sen birine sanatla ilgili atar yaptım falan diyordun bir tane. Evet diyorum. ya evet evet. evet bir, bir, daha bir, tık grip gibiyim arkadaşlar aynen. Şey yapıyordum kanka amfide böyle ders yapıyoruz. İşte 60'lar sonra sanat yapıyoruz mesela. Hoca böyle bir şey soruyor. İşte diyor ki vermerin bilmem ne eserini anlatın falan bilmem <laughs> diye. Ben parmağımı kaldırıyorum. E, bütün her şeyi parmağını kaldıran insan da ben olduğum için bir yerden sonra hoca bana söz vermemeye başladı. E, öyle bir öyle bir tiptim yani en sonunda şey hocam bunlar bilmez ben söyleyeyim bitsin gitsin falan diyordum. <laughs> hoca da beni hiç sevmiyordu yani. İyi ee, de oğlum hoca... sen iyi bir şey yapıyormuşsun yani. Bu <laughs> ama diğerlerini kesinlikle. eziyordum kanka bunu yaparken. Yani Sikim gidip çalışsınlar o zaman. Abi yani, ee, yani. Ben, İşim ben, mu? ben şey falan diyordum yani ne derler. Ee, bunlar bilmez hocam bunlar İngilizce de bilmiyor falan yapıyordum böyle yani. <laughs> yapıyordum. Evet arkadaşlar bütün bu güzel anekdotların konumuzda hiçbir ilgisi yok. Burnumuzda bir ilişki var. Ki. <laughs> bunu kurtarmamız lazım. Özet geçimi ihtiyacı Adımın olan var mı? Adını anlamadım ya. zaten Esmer de takılmış. Takılsın. Niye kurtarıyoruz bu ilişkiyi? Bir sorun yok ki bu ilişkide. Ha, evet. Alan, alan <laughs> memnun, satan <laughs> memnun. <laughs> e, abi adamın itirazı sanırım şu. E, kız komplekse girmiş. Ben komplekse sokmak istemedim. E, ve hani kendisi doğalını davransın istiyorum. Ama şimdi tribe girdi saçıyla ilgili. Kendisi ben, ben, istiyorum zannederek saçını boyattı. Benim halbuki kimde değil. Ama şimdi ben istiyorum benim gerçekten bunu istediğimi düşünerek kendisinin gerçekten istediği saça dönmüyor derken böyle bir saç rengi mevzusu olmuş yani burada. Adam aslında yok, illa esmer olsun illa de esmer olsun diye bir derdi yok yani. Ya birader sen kızdan ayrıldıktan sonra sayıyla 5 farklı kişiyle yatmışsın bir kere. Yani tamam mı? Evet. Ortada böyle bir durum var. Yani hani şey gibi bir durum değilmiş bu zaten. Sen böyle ee, beş farklı insanla yatmışsın, yetmemiş yani. Bir tane. bir ayda. Pardon pardon. Ha. Mükemmel bir çözüm önerisi gerçekten. Bir daha ayrısınlar bu sefer best sarışınla yatsın diye. Evet. Ha. Mantıklı. <laughs> Ortada şey değil ki yani. Ortada böyle şey gibi bir durum yok ki. Abi işte bir, bir kişiyle tanıştım o dönemde işte onunla da takıldık da olmadı diye bir şey yok. Sen seri bir şekilde sikmişsin Hani <laughs> belki de bu içinde bulunman, bulunman gereken ilişki bu değildir. E, açıkçası biraz da öyle düşünüyorum ben bu konuda. Ama illa ki bu ilişkiyi kurtarmam gerekiyorsa e, bu konuyla ilgili bir Disney şarkısı söylesin. Ha aşkım bak bütün bu karılar sen değilsin. <laughs> de, 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 de. <laughs> i̇şte bu bir orospu. İşte bu bir orospu. Bunların hepsi orospu sen teksin falan gibi. Arka böyle Aladdin gibi falan. falan. Çok ne? güzel. Ne bu hangisi bu? Ne bileyim işte yani Disney'de Frozen. Orospun gibi işte düşün. Disney Hı. filmlerinde böyle en şey anlarda. Tabi tabii. Evet bu evet. kızların hepsi orospu. Aynen. Ama Ölümün sen de değilsin. De ama sen değilsin. Ama sen <laughs> benimsin falan gibi böyle. Ece Üner. <gülüyor> <olur>. <gülüyor> evet evet. Vallahi bence çok Fransız demiş bu çocuk. Bunun bölümü var. Orada da ayrılırlar sonra. We were break. Aynen. We <laughs> were on a break serisi. Bence ya, o yüzden kız Ross bir, bir kızla yatıyordu abi parantez içinde bir. Evet, evet Ross biraz salaktı evet ya. Yani beş tane çıkamıyordu yani. Evet. evet <laughs> bence kızı ikna etmek için peruk alsın. Farklı farklı peruklarla takılsınlar. Bence wow! kız bir noktada, evet, bir noktada konunun saç olmadığını anlayıp ikna olur gibime geliyor bana. Çok iyi. Çok iyi çözümler öğrettiniz arkadaşlar. Gurur duyuyorum size gerçekten. Kendisine 18 artı bir Disney şarkısı söylesin ve perukla sevişin benim bu konuyla ilgili gerçekten sizden beklediğim çözümler. Bütün Türkiye'nin ihtiyacı olan aklı ve rasyonizasyonu Buduz. hep beraber burada sundunuz yani. Tebrik bence, ediyorum. Bence bu programın doğal organik gelişimi bu şekilde olmalı yani. Hani evet. Bütün insancı çözümleri verdik. Biraz da kutunun, <laughs> kutunun dışından düşünmeliyiz biraz da yani. Evet evet yüzde yüz arkanızdayım. Yüzde yüz sizdeyim. Evet. Evet. Sarışın kompleksi ilişkimizi de e, erotik dizli şarkıları ve peruklu seksle e, yolladık gerçekten tebrik ediyorum. E, evet. Burada 4 hikayemiz kaldı geri. O anlama geliyor. Bankalı hikayemiz var. TV'li hikayemiz var. Sanatlı hikayemiz var. Photoshop'lu var. Bir eksik mi söylüyorum? Yok 4. TV'li Photoshop. Evet tamam. Evet. Photoshop'luyu alalım. Tamam. Photoshop'lu geliyor. Karım, uf, biraz garip bir hikaye. Karım ve ben son zamanlarda sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ve hem beraber hem de ayrı ayrı terapiste gidiyoruz. Geçen hafta terapistimle konuşurken neredeyse bir 10 yıl öncesinden bir olay yüz üstüne çıktı ve ben o olaya o zaman yeterince güçlü tepki veremediğimi hissettim. Şimdi bir cuma gecesi uykum kaçmış bir şekilde tavana bakıp konuyla ilgili anksiyete yaşıyorum ve gözlerim doluyor. Hala bu konuyla ilgili cevaplanmamış sorularım var. Ama çok uzun bir zaman önce olduğu için işleri ondan mı bırakmalıyım bilmiyorum. O zaman bir iki yıldır beraberdik. O zaman da sorunlar yaşıyorduk ama bir şeyleri atlatmayı biliyorduk. Belki de bu yüzden konu bende bir sarsıntı yapıyor. Burada garip bir rezonans var. En nihayetinde olay şu. Ona benden önce randevulaştığı bir adamdan gelmiş bir e-mail'e denk gelmiştim. Özelliğini karıştırmıyordum. Mail karşıma tamamen şans eseri çıktı. O noktada bir iki yıldır beraberdik. Benim doğumumdan beri fiziksel engelim var ve bu ben size belirtmezsem fark edemeyeceğiniz bir şey. E-mail dost bu arada pardon ben şu an fark ediyorum disability demişti ama physical disability dememişti. O yüzden bu fizikseli ben uydurdum buraya ha, Şimdi. Tamam. Okay. Bu Zaten görünce anlayamayacaksınız falan deyince neymiş kanka? Bilmiyorum onu söylememiş. Ee, hiçbir zaman söylemiyor metinde. Neyse benim doğumumdan beri bir engelim var ve bu ben size belirtmezsem fark edemeyeceğiniz bir şey. E-mail dosyasında aşağıda ekli olarak benim bu engeli grotesk bir şekilde bir biçimde abartacak şekilde photoshoplanmış bir resmim vardı. Tekrar Aa, söylüyorum. Ama. Bu duruma zamanında yeteri tepkiyi veremedim. Ama geçenlerde terapiste resmi anlatırken gerçekten midem bulandı. Karımın adama cevabı ise aşağı yukarı haha bana gerçekten aşık olmuş olmalısın ya da böyle bir şeydi. Nasıl yani? Ona geldi ne? Bir dakika ee, oraya anlamadım. Haha you must be really in love with me demiş. Ben de anlamadım. Kadın adama Gersin. mı yazmış bunu maili? Kadın adam. Adam adı aynen. Adam photoshoplanmış resmi ekleyerek gönderiyor kadına. Kadına cevap olarak haha bana gerçekten aşık olmalısın diyor. Adam kim abi? Adam abi, önceden abi. bir herif abi. Şey, Aa, hala iletişim iletişimde yani. lan. Evet evet. Adam da şimdiki sevgilisinin fotoğrafını bulup üzerine photoshop yapıp kadına atmış devam ediyorum hikaye. Zaten bir, birkaç sorunuz yapılacak. Bir detay vereyim. Bana bu adamdan nefret ettiğini söylemişti. Adama garip dedi, troll dedi ve bunlar biz tanışmadan önceydi. Bu olay biz tanıştıktan bir iki yıl sonra yaşandı. Niye bu troll ile irtibattaydı. O, o adamın ona ulaşmasını anlıyorum. Karım niye iştirak etti? Yani beni aldattığından endişelenmiyorum ama iki şey var ve karım konuya bir açıklık getiremiyor. Birincisi adam o resmi nereden buldu? o resim benim online dating profilimde duruyor ve ben profilimi deaktive etmiştim. Yani en cömert açıklama bir noktada sevgilim adamın profilimi gösterdi. En kötü açıklama direkt resmi gönderdi. İkincisi neden engelimden bahsetti? Bunun konusu nasıl açıldı? Yani söylenmese bilmesi mümkün değil. Karım erkekler kadınları rahatsız ettiklerinde genel olarak verilen haha evet gibi adamlarla adam kendi kendi bitene kadar adamın baştan konmaya çalıştığını söylemişti ama bu doğru olamaz yani bu konunun açılması için ne kadar konuşmaları gerekti? İkinci ya da üçüncü mesajda bunun bahsi açılamaz ki. Tüm bunları bir de nefret ettiğini söylediği bir adamı açmış. Öte yandan işte 10 yıl geçti. yani Belki de unutmalı bir daha konusunu açmamalıyım. Bu yani çok adaletsiz gözüküyor yani. Bugün yaşadığı bu sorunların ışığında eski mevzuları açmaktan bahsediyorum. Ama o zaman verdiğinden daha iyi bir cevabı da hak ettiğimi düşünüyorum. Bir çeşit pandoranın kutusunu mu açıyorum? Kendi topuğuma mı sıkıyorum? Maymun ayağı dileyip tutuyorum. Bu ilişki nasıl kurtulur? Abi Arkadaşlar. cevabı da anla cevabı da anlatsaydın amına koyayım merak ettik. Şimdi, hangi cevabı? Kadına tekrar ya, şeyi sormuş. Would I be an asshole demiş yani. Hani şey dememiş ki. Ee, sordum da bana şöyle bir cevap verdi. Üzerine gitmiyor muhabbet ya yani evet işte zaten ama onu onu da şimdi tartışalım. Açması gerekiyor mu diyorsun sen mutlaka tekrar meseleyi 10 senelik meseleyi? Abi ki hesap sorması gerekiyor. 10 senedir niye şey yapmıyor ki zaten ne kadar terapiyle yüzeye çıkmış bir şeymiş de yani. Yok 10 sene önce de konuşulmuş. Ha tamam da o zaman verdi, verdiği diye. o zaman verdiği cevabı da bilmiyoruz kadının. Biliyoruz. nasıl Gülmüş, Ha ha demiş. E, tamam, hani, haydi, abi, klasik, ben adam başından. Işte gitsin diye aynen. Tamam evet, detayını Trolünü vermemiş. Tam onu demiş de detayını vermemiş yani hani. Ya zaten hani öyle bu adam konuşur ben de kafa sallarım falan bilmem ne gibi olmuş biraz. biraz aynen, yani. aynen. Orada da işte o zaman üzerinde peki bu fotoğrafı nereden buldu? Sen mi yolladın? Hani engelimi nereden açtın? Hani sen mi söyledin engelimi falan? Hani bunları hiç sormamış o zaman. Ya adam bu, da sormamış. Böyle bir insanla 10 yıl beraber olan birine de ne denir ki zaten yani hani ben bu olayı kafamdan atamam bir kere sürekli sorarım bana yani mantıklı bir açıklama vermesini dilerim yani konuyla ilgili sen Değil mi? bunu yapmıyorsan 10 yıldır ne yapıyorsun zaten nasıl böyle yaşıyorsun sen paspas mısın ya nasıl tetiklendiğini anlatsaymış keşke daha iyi olurmuş daha iyi anlardık yani belli ki bir şey konuşurken hani psikolog bir şey sordu ya da bir yere çekti adamı o da dedi ki aa evet lan böyle bir şey olmuştu Hani ne oldu acaba şimdi? Yani 10 sene sonra bir şey olmuş olması lazım. Ki bir de bir de buradaki derdi kadının adamla diyaloğu mu sadece yoksa çünkü onu şey gibi diyor yani diyaloğunda bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama engelimle dalga geçti mi? Hani karısı da mı engeliyle dalga geçti gibi hissediyor? Adam mı dalga geçti? Ben oraları hiç anlamadım yani. Yani anlamadım derken Abi, adamın anlatımından anlamadım. Adam fix dalga geçmiş şimdi. Öteki şey, önceki Hı -hı. E herif. E, ee, o kesinlikle dalga geçmiş. Photoshoplamış adamın bir fotoğrafı falan. Karısı da ona tepki vermediği için kızıyor o zaman olabilir. Karısı hayır orada karısının verdiği tepkide de yani birincisi karısının verdiği tepkide de problemi var herhalde de benim anladığım. Hani haha hmm. ha he -ha he falan filan diye. hani evet belki senin gibi yeteri çıkışmadır ya tepki vardır. Adamın şu an birinci iki tane derdi şu. O fotoğrafı kim yolladı? o adamın hmm. o fotoğraf benim online dating profilimde olan bir fotoğraf. Nereden buldu o fotoğrafı ve engelimi kim söyledi bu adama? Sen yani kadın söylemiş olması lazım. Başka bir kontak ortak noktaları yok. Sen niye e, benle beraber olmadan önce dateleştiğin adama biz iki yıldır beraberiz. Bir kere bu da garip. Bu adamın, beraberiz. Bu adama sikiyle ilgili bir şey mi acaba ya? Dating app'ine de sik basmazsın herhalde ya. Hayır hayır. Enge Engeli. Ama engelini abartacak bir şekilde photoshoplamış ki onu nasıl yapacaksın dating fotoğrafındaki gibi. Doğru diyorsun. Yani. Doğru Buraya koymaz. Grind yani bilmiyorum. G epi falan da koymamıştır oraya da. Hani hmm. öyle bir yerden mi alacak adam? Hani erkek ya diğer taraf. Öyle bir yerden mi aldı hmm. falan gibi düşünce ama yok hmm. oraya da koymamıştır. Bu çok kötü yani... bir hikaye ya. Bunu sana, sana bunu evet. yapan bir insanla yani hakikaten bir yerden sonra hiç güvenemezsin ki kanka yani. Evet. Ne yapacaksın? Kurtaracağım bir engel bu acaba? Engeli düşünüyorum bir yandan da. Ee, yani abi parmağı falan mı yok acaba adamın? Öyle şeyler olur ya böyle genelde. ilk başta fark etmezsin. Gözü şehladır. Parmağı yoktur. Evet. Yani, bak göz falan olabilir ha böyle şeyler. Evet. Bir an böyle fark edemeyeceğim, Dikkat he. etmeyeceksin. Evet. Mesela ben şehlayım. Uzun uzun bakınca çocukken ilk, 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 ilk çocukken ilk defa şehla olduğumu fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Şey falan... Diyor. Allah kahretsin ben bir engelliyim falan olmuştum böyle. <laughs> Mesela uzunuz uzun dikkatli bakınca gözlüksüz... ...şehla oldum anlaşılıyor benim yani. yani Vallahi... sus, bir sustunuz. Utanılacak bir şey mi bu arkadaşlar? Falan? <gülüyor> <gülüyor> Yok lan ben sevimli buluyorum şeyleri. <laughs> sana yürüme olmasın diye... Şimdi. Aa, ...çok yürüdüm sana. Okey. Ben, ben her türlü minnoş seviyorum. Ee, yani... 10 senede zaman aşımı olur. Ben <laughs> İşin avukatlık tarafından bu konuyu çözeceğim galiba. Evet. 10 sene zaman aşımı yani bu saatten sonra kız kadına söylesen unutmuş bile olabilir yani. Ya o yüzden çok da yapabileceği bir şey yok gibi. Evet ya. Evet abi. Abi elbette ee, elbette yani böyle şey ne derler bu mevzunun zaman aşımaya girmesi de söz konusu. Ama abi öte yandan. Ya kanka ona söyle cevap vermeseydin onu. Öyle spam yapıp dursaydı öyle. Sen... Chat'te yapmayı tercih ettim abi. Ben yani sesli evet. olarak bence de değer vermiyordum. Yani de hak etmiyordu böyle bir değeri. Evet. Şey... rahatsız oldum. Ha, okay. Onun amacı da o zaten. Bence denesin. Ee, kadının, bence burada kadının tavrıyla ilgili bir derdi var. Adamla değil. Ben kendi varsayımımdan yola çıkacağım. Bence tekrar bu fotoğrafı yüklesin bir yerlere. Farklı bir isimle falan bir şeyle. Bakalım Yine benzer şeyler olacak mı? Bir denesin kadını. Ya da kadının bu engelinden rahatsız olabileceği bir deneye sürüklesin. Yani ne olabilir şu an bilemiyorum ama yani kadının bundan belki bu konudan rahatsız o da söylemiyor. Hadi kocamdır falan gibi bir durum da olabilir. Bence bunu bir ortaya çıkarmaya çalışsın. Bunu çözersin, Sen diyorsun çözülür. Ki karısının engeliyle ilgili bir e, sıkıntısı olup olmadığını teyit ederse evet. içi rahatlar. Aynen. Kendisi bu konuyla ilgili. Çünkü sorun bu değil Tanca. Ya ben şundan ama düşündüm bunu sorun olarak. Fotoğrafı nasıl buldu ya? Yani kadın hmm. yollayıp ya bizimkinin de böyle bir derdi var demiştir diye düşünüyorum. Çünkü adam başka türlü nasıl bulacak? O yüzden de karısının kendi engeliyle bir sorun olup olmadığını kafaya takmış gibi hissettim. Ama tabii bunun psikologla olan konuşmanın detayını bilmediğim için tamamen varsayıyorum şu anda. Evet. Bana yani, da şey gibi geldi biliyor musun? Ne? Ee, sanki burada esas problem engeliyle olan şey değil de çünkü dediği güvenemem dedi ya bana bir güven problemi varmış gibi geliyor burada yani. hani Abi öte niye yandan evet, Değilmiş, öte, farklı öte, açılar gibi oldu. Öte zaten. yandan da insana şey derler yani e, ne derler? E, sen 10 yıl dur sormadın sormadın şimdi terapiye girdin şimdi mi aklına geldi? 10 yıldır ne yapıyordun benle falan derler. Bu konu evet. zaman, bu konu bu konu böyle bir konu yani zaman aşımına uğrar bu. E, tancan'ın da dediği gibi. O sebeple tek yapabileceği çünkü sen 10 yıl sormamışsın kanka. Yani 10 yıl bu işin peşinden gitmemişsin. E, bu saatten sonra sana başına gelen her şeyi hak ediyorsun yani. E, Ama işte bak bir şey e tetiklemiş olamaz mı bunu yani? Belki kadın. E, tabii cidden... evet engeliyle ilgili belli sorunlar yaşattı ya da hissettirdi ya, ne bileyim. Bu şey gibi bir hikaye Tancan işte zamanında böyle pazar yerinde annen seni kaybetmiştir. Daha sonra yıllar sonra sorarsın ya anne sen beni nasıl kaybettin falan diye sorarsın. Bir şey böyle aklına gelir bir <laughs> konu. İşte orada mesela böyle kafanda çok daha farklı kurmuşsundur çocukken. Evet. Ama işte bunun bir, çeşit sorumsuzluk olduğunu öğrenince sorunca da ya işte o an raflara bakıyordum sen yanımdan gittin. Demek ki siklemiyormuş senin annen çok orada yani o an. E bu da seni üzer müzer yani öyle bir şey olabilir. Hani o sebeple e, bence konuşsa da çok tatmin edici bir şey alamayacağı için bu saatten sonra yarasına tuz basıp hayatına devam etmesi lazım gibi geliyor. Hmm. okay. Valla ben ilk şeyimde kalacağım ya orada. Ben kadının bu adamı tetikleyici bir şey yaptığını düşünüyorum. Ya yani kadınla ilgili onun engeliyle ilgili bir sorun olup olmadığını çözmesi lazım. Onun için de bir teste tabi tutabilir. Zorlayabilir. Fotoğrafını kendi atabilir. Bilmiyorum bir şeyler deneyebilir yani. Ben ayrıl okay. şeyi ver, ben ayrıl şeyi vermeyeceğim. Yani sen zaten 10 yıl bu işin peşinden gitmemişsin. Bu saatten sonra da kaderin neyse onu yaşarsın kardeş yani. Okey. <laughs> Helal. Helal. <laughs> ee, duy, ka acını kalbine yaz unut dedi Günhan Tancan dedi ki engeliyle problem olup olmadığını öğrenmesi için catfishlemeye kadar götür meseleyi <laughs> bak bakalım yani gerçekten senin fiziksel veya mental artık neyse engelin onunla ilgili bir problemi var mı bu garip ve acayip hikayeden de bu arada hiç yaptınız mı bunu arkadaşlar ya ilişkinizde birkaç senenin geçmiş mevzu açtığınız oldu mu benim bir iki senelik mevzu açmışlığım var mesela böyle bir anda üç senelik bir iki senelik bir ııı hmm. Düşünüyorum. Tabii örnek vermek zorunda değilsiniz de yani oldu mu diye merak ettim sadece. Yok da yani böyle sürekli olan bazı şeyler varsa bazen akla geliyor da sonra diyorum ben gereksiz. Açmayayım yani. diyorsun. Aa, yani. Hmm. Yani çok ama önemli bir şey hiç olmadı ya. Yani. Ben şey hiç olmadı. ben hiç şey yapmıyorum İlişkilerimde böyle e, neyse bunu da sallamayalım bu işi de boş geçelim falan tarz ya da işte şimdi bununla uğraşamayacağım tarzı yap ama ben yani hep böyle en fazla 2 senelik bir ilişkim oldu benim. Hani ben hep mezun neyse o konuşulsun onu halledelim hayatımıza öyle devam edelim taraftarı bir insanım. Ama tabii yaşlandıkça bazen de şey oluyorsun yani. Neyse o da bugün böyle yapmış. O da bugün böyle hissetmiş. Belki canı sıkkındır falan diyorsun. En azından öğrenme onu öğrenmeye çalışıyorum. Canım sıkkın falan gibi. Evet. Ben 10, sene, 10 senelik soruyu yani e, soracak kadar bir datam yok. Ama yani herhalde e, Değili halletsek daha iyi olur gibi bu tarz konularda. Evet. Ama bazı şeyler de değil ithal edilmiyor tabii ki. Evet bir de işte evet terapide bu konuda bize böyle bir yeni kapı açtı. Eski travmalarımızı tekrar yaşıyoruz falan. Ee, böylelikle evet bu hikayenin de sonuna geldik yolladık bu hikayede. Kaldı geriye TV'li, sanatlı, bankalı. Sanatlı. Ay. Oh. Sanatta ergen bir hikaye çocuklar. Ne ergen şey. ergen şeylerinizi açın. Ergen reseptörlerinizi açın. Öyle dinleyin bu hikayeyi tamam mı? Lütfen yes. 30 yaşlarınızdan çıkırt kurtulun. Ergenliğinize dönün. Ve hikaye şöyle. Erkek arkadaşım 19 yaşında, ben 17 yaşında ve kadınım. Erkek arkadaşım bana karışık sinyaller veriyor ve ben hatalı mıyım bilmiyorum. Ben sanat yapıyorum. Çizim mi yapabiliyorum? Yani not etmek isterim ki sanatımla hava atmıyorum. Instagramımda ismime bağlı bir sanat hesabım yok. Bunun dışında konusunu da açmıyorum. İşte kimseye bahsetmiyorum. Arkadaşlarımla konuşmuyorum. Hiçbir şey. Sadece yakın arkadaşlarım biliyor. Ama onlara bile hava atmıyorum. Ama post-it notunun üzerine mesela çizim yapıp bir dürüm monitörün üzerine koyduğum zaman. Çünkü komik. Sevgilim hava atmana gerek yok. Herkes çizebildiğini biliyor gibi şeyler diyor. Hmm. Bu kafamı karıştırıyor. Çünkü kimseye söylemiyorum ve bunu biliyor. Ya ben bunu hava atmak için yapıyorum bu sanıyor. Ben ona bile göstermek istemiyorum. Çünkü bu konu sinir bozucu olmaya başladı ama öte yandan göstermeyince de bozuluyor ve niye yaptığımı anlamıyor. Bana çizim yapabildiğim için şanslı olduğumu, kendisinin yeteneksiz olduğunu söylüyor. Yani kıskançlığı bazen anlayabiliyorum ama keşke bana destek verseydi. Ya da ona sanatımı gösterdiğimde cool demekten başka bir şey deseydi. Ya da bunları hava atmak için yapmadığıma dair bir yorum alsaydım. Bana diyor ki sanat yapıyorsan paylaşmana gerek yok. Paylaşıyorsan ilgi arıyorsundur. Yani ben sanatımı daha önce paylaştım ama artık paylaşmıyorum. Çünkü bu yüzleşmeye katlanamıyorum. Halbuki ben insanlar sanatımı sevince mutlu oluyorum. yani Tavsiyeleri seviyorum. emeğin takdir edilmesi hissini de seviyorum. Oyun tasarımcısı olarak kariyer yapmak istiyorum. Eğer bu ilgi aramaksa. Hani ki bir noktada öyle olduğunu görebiliyorum. Neden aramayayım? Problem nedir? Bu konuyu nasıl ele alacağım bilmiyorum. Çünkü tüm bu bunları ilgi için yapıyor şeyiyle nasıl savaşılır bilmiyorum. Tüm bunlar yanlış gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar bu ilişki nasıl kurtulur? Yani kıskanç bir piç erkek arkadaşı Evet ya. <laughs> Net. Bu şey ya. Bu şey gibi böyle. Senin ilişkide kendi hobin, kendi ilgi alanların, kendi dünyan olmasın isteyen insanlar. Bunu da gösterme istiyorlar falan. Çünkü yani kendilerinin yok ve bu yüzden de böyle bununla ilgili özgüvensizlikler yaşıyorlar. Ee, bu tipleri eğitemeyeceğin için de ben burada mesela çok net ayrıl kartını kullanacağım. Çünkü zamanla gelişen bir şey bu. Yani e, kıskanç bir yapısı olabilir insanların. Bu normal ama bir noktadan sonra o kıskançlığı bile daha mantıklı zeminlere channel'layabiliyorsunuz sevimlilik haline dönüştürebiliyorsun. Mesela yani sana ilgi göstermiyorsa başka bir arkadaşına ilgi gösteriyorsun daha fazla. Bununla ilgili küçük laf sokmalar falan yapabiliyorsun. Yani ben zamanda arkadaşlarını başka arkadaşlardan kıskanan ve hala zaman zaman bunu yapan birisi olarak e, en azından bunu channel mi ben öğrendiysem o da öğrenebilir. Ama bu süreç çok uzun sürecektir büyük ihtimalle çünkü tecrübe. O yüzden ayrılık kartı veriyorum. Helal. Reklam Bir şey yap yapsın ya. Ee, bir gün böyle tam bunu çocuk öpecekken falan bak senin için senin için özel bir çizim yaptım desin. Erotik böyle kendi çizimini versin. Al şimdi git bunu 31 çeksittir git bir ay görüşmeyin desin. Oo. Oo. Biraz anlaşın Oo. sanatını sonra görürüm ben onu. Duran <laughs> çok iyi o harmonisi yaptık bu arada lan. İnanılmaz evet. bir şey. Yani. Evet, evet. Çok iyi yancıydık. Her zamanki yancı gibi, düşük. her zamanki gibi çok senkronize ve iyiydin. Zaten senin en önemli özelliklerinden birisi <laughs> A'nı çok iyi kullanabilmen ben bence. Sen ne diyor ki? Ee, bana ironik olarak hani <laughs> güzel şeyler söyleyince hani ben rahatsız olacağım ve söyleme diyeceğim. Hmm. Alternatif <gülüyor> <gülüyor> bunu tercih ediyorum Yunan. Tamam ama oluyor değil mi yani? Hani burada oluyor değil mi şu anda? Yapıyorum. Övebiliyorum. Evet. Yüzde on beş inancının övgüne ben tıp okeyim. Okay Alternatifi kıyasla biliyor musun? Ha, tamam. Gerçekten. Yüzde. Tamam. Evet. Bunda, buna da yani şey demeyeceksin. <laughs> buna da kızmayacaksın değil mi yani? Bunu yapabilirim. yok. Evet tamam. evet buna okey buna tamam. Bu e, şimdi bu, burada zaten e, meselemizin esas tebelinde burada ergenlik e, şey yatıyor ya arkadaşlar. Şimdi evet. 19 yaşında kendi kimliğini bir yere oturtmaya çalışıyorsun. Hani kız arkadaşım var. Hani çocuğun perspektifinden bakmaya çalışıyorum ben olaya yani çocuğu çok ezikledik. Kız arkadaşım var kız arkadaşının kimliğinin nerede durduğu belli. Çünkü bir tane yeteneği var ve hani o yeteneğin etrafında bir şey var falan bu. Sen Çizmenbey'deki belli, belli değil. Kaldım <laughs> <mı yani? gülüyor> Çocuğun bir olayı yok yani anladım mı? Hayatta. Hayatta bir olayı olmaması 19 yaşında sıkıntılı bir durum gerçekten. Ebru sanatına falan yönlenir artık o da. Aynen. Ebru sanatı da biraz lame değil mi ya? <laughs> ben seviyorum ya. Nasıl yani ya takip yazı ettiğin takip ettiğin ebrucular yok. var mı mesela böyle yok yok öyle seviyorum değil yani şey denk geldi hani aramam ha. denk geldi ha. zaman bakmayı seviyorum ben mesela bir arkadaşın gel bir şurada bir ebru yapalım dese izlersin yanında çay içersin falan yani aynen aynen yanında çay içerim ha. falan aynen şey aa ne kadar güzel oldu bu da bir değişiklik oldu falan gibi olursun yani <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle kanka birbir öyle <laughs> ya bu da böyle bir akşam oldu yani falan. Sanırım bu kadar modası vardı ya. Pardon. Yok sanırım o kadar Ebru'yu hep mi seviyoruz yani hani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Ebru'yu değil mi? Evet evet. Bir ara şey modası vardı bu çamurdan vazo yapma. Herkes bir denedi onu böyle. Eskiden alışverişe gidenler denerdi. Sosyal medyada bir anda yayıldı işte vazo yapıyorum, porselen yapıyorum falan. Ben onun bölümünü okudum Tancan mesela. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden işte alttan bir böyle göndermeli yapmaya çalıştım. Oğlum Sana bak ben Seramik ana sanat Dalı okudum. Ee, ve şey kanka e, orada böyle şey filmini hep biz izlemişizdir. Hayalet filmi. Hayalet biliyorsun değil mi? Ha, arkadan yansılamadı <laughs> bu şeyler vardı. Tornalar vardı. Torna tezgah. Ona da torna deniyor. Ee, i̇şte torna da şey yapıyorsun. Böyle ne denir ona? Ee, poteri. Poteri. Ne dedi? Po evet. Pottery. Ee, çömlek. <laughs> çömlek. <telaf> <gülüyor> <gülüyor> çömlek. vermekle ilgilenmedi. Sadece telaffuzunu düzeltti abi. Evet. Senin. Çömlek abi. Çömlek yapıyordum. Ee, sonra işte şey göndermesi yapmıştım. ilk çömlek yaptığımız zamanlarda. Arkadaşlar nasıl hayalet filmi gibi oldu hatırlıyor musunuz hayalet filmini? Falan kimse de hatırlamıyordu. O gün zaten moralim bayağı bozulmuştu. Hiçbir zaman Ben olsa mertesi gün o çömleğe peynir gömer getirirdim çömlek peyniri diye. He. he. sınıfı. Allah pis pis şeyler Evet, evet, evet. 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 İyi ki Tancan'la okul okumamışsın. Bunu nasıl evet. düşünebildik ki şimdi iki dakikada yani? <laughs> evet. Oğlum hayalet filmi niye hatırlasın orada çocuklar? Sen de çok üst sana gitmişsin. Niye oğlum ya? Hayalet filmi o zamanlar o zamanlar birilerine bir şey bilmedikleri için genel olarak kızıyordu abi. <laughs> ha, Belki ha, evet. yani işte boktan da filmdi yani bu arada. Tabii tabii Ay, tabii bayağı kötü filmdi. Bayağı kötü filmdi. <laughs> Sanki o film bir şarkısı yok muydu ya? Var. var hatta Bayhan'ın Bayhan'ın söyde hayır. Whitney Houston mu? Hayır. Ya %100 Whitney Houston'dur ya. Yani o Bayhan'ın şarkısını... kavurladığı Hı -hı. Hayır ya bu Bayhan'ın kavurladığı hangi filmdendi? Bayhan. Benim Bayhan'la ilgili var. aklımda tek kalan kafasını yamulta yamulta şarkı söylemesi. Evet. Bir, şey Hı -hı. bir bölümünde hepsine İngilizce şarkı vermişlerdi hatırlıyor musunuz? O da Bayhan'da bir tane bir filmden bir şarkı söylemişti. Ben sanki o Ghost filminden ziyatırıyorum hmm. ama belki de yanlış hatırlıyorum. Bilemedim hatırlamıyorum. Evet, bir de İrem'den Hayalet Sevgilim vardı evet. Ay evet. Nokta 36'larda ya, Türkiye'ye yayılan evet ya. Muhteşem Böyle parçası. Türkiye'de tek şarkıyla inanılmaz patlayan ve sonra bir daha hiç duymadığımız Eurovision'a katılan kız vardı falan. Kanka ben size nasıl bunun global versiyonu söyleyeyim mi? Oğlum <laughs> götye Adam bir tane şarkı yaptı. Şarkı hala her yerde çalıyor. Bu Hangisi, arada geçen hangi şarkıydı o ya? Şey Sambadere da yüzünü oynattım. Aa evet evet tamam. Tamam tamam doğru doğru. Oğlum geçen yemin ediyorum şurada bir kafeye oturdum hala orada çalıyordu ya. 2013 falan olması lazım bu şarkının çıkışının. Göt ye bir de şey abi sigaret düet. Sigaret düet. It's just a cigarette. Göt ye. Evet, evet wanted wonderlar iyi yani. Maşallah. Helal. Hı. Evet, ne yaptık şimdi bu ergenlere? Günhan ayrıldı dedi saldı. Evet. Tancam. Evet. Erotik çizim verip 31'e yönlendirdim çocuğu. Ne evet. başına gelsin diye. O zaman evet. sanatının değerini anlar. Hatta chat'ten de güzel bir yorum geldi. Çocuğu da sanatlarını sanatlarına alıştırmış olduk yani. Vay. Wow. Tebrik evet. ediyorum. Evet. evet. Tancan Günhan'la yani ben de bulamadığı e, erotik co-sunucu e, e, evet. arkadaşını chatten buldu. Evet. Burada evet. İsmini de hiç hatırlamıyorum. Ayıp ettim ama olsun. <laughs> evet. İsminizi hatır İsimsiz kahraman abi. Kanka bazı kahramanlar isim kullanmaz. <laughs> evet. Te tebrik ediyoruz. E, bu, bu bu ilişkiyi de yolladık gitti. Bankalı ve TV'li var. Ver TV'liyi ver bakalım. Evet, TV'li evet. Pandemiyle geçen iki yılın sonunda sanıyorum en sonunda barışımı yaptım. Ben işe gidiyorum. İşten geliyorum. Kitap okuyorum. TV izliyorum. Kendimi küçük uğraşlarla meşgul tutuyorum. Doom scrolling yapmaktan uzaklaşmaya çalışıyorum ve genel olarak yaşamımın askıya aldığıyla yüzleşiyorum. 20'lerim bitti. Tek yapmam gereken şey bu sürecin betmesini beklemek. Yalnız başımayken bir şekil okeyim. Okay sorun Kocam. Tüm bu süreç boyunca giderek ondan daha da uzaklaştım. Benimle sohbetler başlatmaya çalışıyor ama oralı olamıyorum. Bana mimler ya da tweetler gösteriyor ve silirimi bozulurken buluyorum. En kötüsü geçenlerde beraber vakit geçirmediğimizi fark ettik ve bir geceyi kenara date gecesi olarak ayırdık. Dün gece onlardan biri olması gerekiyordu. Cuma gecesi kanepeye oturduk ve birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Televizyonu açtık, onu izledik. Yarım ağız bir masaüstü oyun oynadık. Sonra da gittik yatağa zıbardık, yattık. Kendimi tüm bu durumla ilgili asabım acayip bozulurken buldum. Tüm hayatımın bu olduğu gerçeği, arkadaşlarımın olmadığı, yeni aktiviteler yapmadığım ve uzun süre her şeyin böyle gideceği beni çok sıkışmış hissettirdi. Ben kendi başım amaçsızca dolanırken böyle hissetmiyorum. Kocam ve ben 10 yıldır beraberiz. 10 yıl. Bu benim kenara atmak istediğim bir şey değil. O, o benimle vakit geçirmekten hoşlanıyor. Bu çok açık. Ben angaje partner olmadığım için de inciniyor. Bu da çok ortada. Bunu düzeltmek için ne yapabilirim? Kocama dair yaşadığım bu iğrenmeyi nasıl aşarım? Evet arkadaşlar bu ilişki nasıl kurtulur? Hayat kadar gerçek bir hikaye. Kocama karşı iğrenme dediği adamın iletişime geçme çabası mı? Mim göstermesi falan. Evet gerçekten abi. Gerçekten çok iğrenç bir şeymiş bu. Ne yapacak acaba ya? Evet evet. Yani Karakter gerçekten... biraz onu diyor ama işte. Şey kanka iğrenme derken ik diye bir kelime kullanmış. Tamam mı? How do I get ik diye. Ben o ikin belki kontekstinde şey vardı. Yani yersiz iğrenme gibi bir şey varsa onu bilmiyorum ama. Hani kadın biraz şeyi düşünüyor zaten. Yani. Tam aynen. nedeni, nedeni, nedeni belli değil değil mi? Pandemi bunalımı ne... gibi biraz sanki. Pandemi bunalımı gibi belki yani... bitirdi adamı yani anlam adamdan alacağını aldı. Bir sonraki adama geçmek istiyor belki. Bilmiyorum orasını siz konuşun artık sevgili polisler. Bir adam. Allah Allah. yolluyor. Yani ha. yani böyle şey gibi artık yani bir okey bu, bu bir kere zaten karşısındaki insanla ilgili değil, kendisiyle alakalı bir problem gibi. Ee, geçen, biraz. Geçen oyun oynayan bir adam vardı ya onun kat, diğer kadın versiyonu gibi bu da ben boş takılam TV izliyem. bana kimse karışmasın. Ama Kopmuş biraz diyorsun. Daha, ha, biraz daha biraz daha dandii bu. <laughs> Ay evet. çok 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 şey bir çok gergo bir problemmiş bu ya. Yani, Değil mi? Öf, fakat aşırı gergo bir problem. Abi e, karşındaki insanla heyecan böyle bittiyse ve tekrar ortaya çıkamayacak gibi ise tabii ki bunlar geçici şeyler de olabilir. Çünkü insanlar bazı dönemlerini bu şekilde yaşayıp daha sonra tekrar farklı farklı ya tekrar bir spark heyecan çıkabilir ama bu heyecanın çıkacağı yerleri ...bulmaları lazım sürekli evde çıkmaz bu heyecan yani hani e, rutin kırmak lazım rutin kırıcı aktiviteler yapmak lazım gitsinler e, şey yapsınlar e, kış tatili yapsınlar işte yeni bir şey öğrensinler beraber e, ama sorun zaten gelecek o, planı evet, lazım evet. plan normal bir şey bir işte şey normal rutinden farklı bir şeyler ya yani Olmadı kendisiyle ilgili rutinleri kırsın Gitsin cime yazılsın aynen Bak çekte de yazdılar. Yani e, Bilemiyorum kanka Biraz saçını aktivite. Boyasın. Evet, evet, saçını boyasın Aktivite bulması gerekiyor gibi Ya kendisi çünkü aslında cevabı veriyor Ortada belli bir döngü var Ve bu döngüden şey yapmaya çalışıyor e, Çıkmaya çalışıyor Öyle oturduğun yerden Döngüler bozulmaz Sorun tek eşitlik olabilir mi? 10 sene yani, sonra mı fark etmiş evet, Yani evet. Yani işte bak. Mesela geçtiğin sorunu bu olabilir mi? Buradaki. Yani. Hmm. E... Bence biraz şey var şimdi. Bak konuşacak bir şey bulmuşum. 10 sene demek ki konuşacak şey bulmuşsun. 10. senede pandemiyle beraber şimdi Demek ki bunlar devamlı yan yana durmuyorlardı. Evet. Dışarı hmm. gidiyorlardı. Bir noktada bunu kaybettiler. Şimdi yeniden toparlıyorlar. E, konuşacak malzeme yok? O zaman e, Günhan Aslı biraz paralel benim de söyleyeceğim. Konuşacak malzemeyi bulmak lazım. Aynen. Yani sadece yani Aynen. etkinlik değil belki de konuşacak malzeme yaratır abi. Gezmek yaratabilir ya ama biraz gelecek planıyla ilgili yani. Şuraya Aynen. gidelim, bunu yapalım. Ne bileyim hiç gitmemiz bir ülkeye gidelim. Ya orada bir bir bir, bir denemek lazım ya. Hani yani salacaksan 10 sene hem salmayım diyorsun hem ne yapayım diyorsun. O zaman bunu yapacaksın. Yani biraz Tabii. senin Belki de gelecek planıyla beraber bir denemen lazım. Yani i̇lişkiye, adam mim gösterdi iğrenç demekle olmaz yani. Evet abi ilişkiye biraz can suyu gerekiyor. Onu da yapmayacak sana yani. Zaten genel olarak insanların sıkıntısı bu. Kimse kendisini değiştirmeye gitmeden bir şeyler değişsin istiyor. Yani mesela sen bir değiştir bakalım anlıyor musun? Belki gerçekten de saç rengi gibi küçük bir şeyi değiştir. Belki senin o saç rengin üzerinden adam çok düşecek çok yükselecek yani. Ee, hmm, belki bir hayat, anal tabi, orada. falan yani anal da olabilir yani o da olabilir neden olmasın o da geçerli seks hayatı ben diyordum tam seks hayatında hmm. değişiklikler olabilir yani bazen de arada bir biberli yemek lazım oğlum her günde baklava yersen olmaz ki Tabii. <laughs> oğlum ya çok ilginç bir söyleyeceğim size şu an tamam mı ve bu bu gerizekalılığını paylaşan chatte bir kişi bile varsa ama zannetmiyorum yani inşallah vardır çok mutlu olacağım sen seks hayatı dedin ya benim aklıma ne zaman biri bir şey hayatı dese ve bu bir şey hayatından önceki kelime... ...bir tane sert bir fiil ...sert bir sessiz harfimizle bitse... ...Beyaz Show'da yıllar önce yapılmış ve... ...benim canlı izlediğim ve berbat bir şekilde... ...çalışmayan bir şaka geliyor aklıma. Ne Beyaz mi? bir gün programına bir kadını ağırladı abi. Belki bir eski sevgilisiydi. Hatırlamıyorum tam detayı tamam mı? Ee, ve kadına... E, ...manken falan böyle bir şey değil, şarkıcı. Hani güzel bir kadın. E, kadına aşk hayatın nasıl gidiyor diye sordu... Tamam mı? Ve sanırım sorulmaması gereken bir şey ya da böyle bariz o sorularda yeni bir ayrılıktan çıkmış ya da belki de beyaz nesil ilgisi falan bir şeyle hemen ortam stüdyo soğuk kesti. Tamam mı? Bir anda böyle vuf falan diye. Hani ya ben konuşmak istemediğimi söylemiştim falan filan dedi. Hayır hayır ama işte aşk hayatın falan dedi ve sonra ondan sonra bir tane resim çıkarttı. Şunu soruyorum ya diye. Aşk ay atı yazıyor üzerine. adres resmi çıkarttı abi masanın altında. Siktir ya. tamam mı? Ve şaka o zaman da çalışmadı. Tamam mı? Kimse bakıp ha falan da olmadı. Of. Tamam mı? Ee, bir durdu öyle. Salon kaldı biraz fazla. Sonra beyaz sonra şey diye topladı. <laughs> çok sıçtı şaka kusura bakmayın falan. <laughs> Herkes nefes almıyor falan diye böyle evet. hani Ortamın ortamı farkında olarak toplamıştı. Niyeyse bu geliyor. <laughs> aslında beyaz öyle boktan şeyleri sever ya. Beyaz öyle boktan evet, evet. Oh, yeah. yani. Yani. De. Güzel. evet. Yani, an, her seferinde bu mu geliyordu ya? Evet kanka bir şey, bir şey hayatı, hayatı deyince aklıma hep bu geliyor. Abi Ondan bu, senin, evet bu yani Şimdi sen de üzerinde... seks hayatı dedin ya, seks hay atı hmm. şakası geldi aklıma ve biraz o beyaz o artı <laughs> kaldırıyor yani masanın altından görüntüden. Bu, bu yani üzerinde tutması çok büyük bir yük Yiğitcan, bunca yıl içinde mi tuttun bunu <laughs> yani? Benim de şu an gözüme adam jockey gibi kadının üstüne çıkmış falan hayal ettim. Aa, ya. baya baya zor bir şey bu yani e, zihniyle evet. tutması. Helal olsun sana. Aa, evet, söyledi. Var mı başka abi? Var çıkar abi herhalde böyle işte 10 yıllık bir şey gibi. adamın çıkan mevzusu gibi benim de böyle programlar çıkar. Bak bu yemin ediyorum Beyaz bu şakayı YouTube'a atlamıştır. Ben bu şakayı şu anda 21. yüzyıla kazandırmış olabilirim yani. Olabilir abi. <laughs> ama içinde kalmasın söyle yani. Böyle şeyleri. Tamam tamam. Başka kötü komedyen şakaları, travmalarımı denk edirsek kesinlikle açarım. <laughs> Evet yani ben e, şey diyorum yani zamanında İsveç Devleti'nin de e, bir sürü Arap ve siyahi göçmen alıp daha sonra da tecavüz oranları yüksel yükselince başlattığı reklam kampanyası gibi mix it up diyorum. Mix it up bebeğim. Gerçekten Ay, adamlar tecavüz çok... oranı yükseldi diye mix it up diye şey kitap diye kampanya şey yaptılar. Neyse siz de 8 göçmenler de falan diye. <laughs> Bunun videosu var oğlum YouTube'da. Bir tane rapper var anlatıyor, mix it up, shake it up falan diye. Kampanya gibi kampanya. Tabi tabi zenciler siyah kızları sikiyor böyle reklamda. Çocuk yapıyorlar onlardan evet. falan. Bu gerçek bir e, hükümet politikasıdır yani. Black. Evet. sonra ne diyorsunuz bu hikaye şu an? Ee, yani ben... mix it up işte yani. Şey, kitap, kitap gelecek planı yapsınlar biraz böyle ortamlarını değiştirip bir daha bir denesin diyorum. öyle on seneki ilişki çöpe atmasın. Oke okay. harcamayın ilişkiyi ee, yeni ortamlar tedbiri mekan tedbidi e, hobide hobi vardır hobi yoktur şey fayda vardır aynen diye okay. yolladırız. Evet kaldı bankalı Azarımsa nereye gidip bir evet. şey gelecek gibi hissediyorum. <laughs> ya sen ne kadar iyi kalpli bir insansın. <laughs> Olayın özü şu. Benim mutlu bir evliliğim var ama karımın arkasından açtığım gizli bir banka hesabına da sahibim. Bu banka hesabını arkadaşlarımla illegal kumar oynamak için açtım. Karım kumardan nefret ediyor. Ben bağımlıyım. Özellikle de online kumarın bağımlısıyım. Haftada bir arkadaşlarımla da buluşur, kumara giderim beraberken arkadaşları bir stratejici ya da fahişe de tutarlar ve ortama çağırırlar. Ben kimseye cinsel bir şeyler yapmam. Nasıl arkadaşlar? Giriş paragrafından memnun musunuz şu ana kadar? Yani Twitch gibi duruyor. Evet evet Twitch, Twitch yayıncısı <laughs> gibi duruyor. Ben de tam aynı şey diyecektim. evet çok iyi. Devam ediyorum hikaye. Ee, bir arkadaşım vardı ki sarhoşken kızın birine çok kötü davrandı. Kız polise gitmekle tehdit etti. Durumun sonunda ben kızı eve bırakıyor ve mutlu kalması için kendisine 400 dolar veriyordum. Bu parayı öteki banka hesabındaki birikmişlerden kullandım. Kız bunun üzerine benimle bir ilişkiye başlamak istedi. Ama ben hayır dedim. Sonra evine 3 kere daha gittim ve toplamda 1200 dolar kadar bir şey verdim. Arkadaş biri olduk ama bu kadardı. Onun birkaç faturasını ödedim ki niye yaptım bilmiyorum. Hatta onunla bir ilişkiye başlamak konusunda nefsim bile sınandı. Ama aramızda bir şeyler filizlenmedi. Yaklaşık bir yıl geçti. Karım gizli banka hesabını buldu. Bulur bulmaz ilk varsayımı bir baby mamam olduğu yönündeydi. Karıma gerçeği söyledim, ama striptizci kızı hikayenin dışında bıraktım. Karım hala sinirliydi, ama bana inandı. Sonra kızla olan ödemeleri buldu. Bunlar diğer hiçbir şeyle uyuşmayan tek ödemelerdi. Bunlar hakkında bana gelip bunları sorduğunda ben yalan söyledim ki bunu yapmamalıydım. Sonrasında da yalanımda tutarlı olamadım. Karım beni fak'a bastırdı ve onu aldattığımı varsaydı. Ben de en sonunda striptease'den bahsettim ve çok sinirlendi. E, Striptease'lerden bahsettim özür dilerim. Striptease'lerden bahsettim e... ve çok sinirlendi. Varsaymamış lan onu... aldatmışsın. Ona gerçeği söylemek için çok utanç içindeyim ama yalan söylemeye de devam etmek istemiyorum. Hali hazırda zaten benim onu aldattığı aldattığımı düşünüyor ama parayı striptizciye verdiğimi söylersem yine de aldattığı aldattığımı düşünecek. Banka hesabı ortaya çıktı çıkalı bir ay oldu ama hala kavgalar yaşanıyor. Ben çok aptalım. Evet arkadaşlar. Bir dakika, şimdi söylemiş mi söylememiş mi son şöyle kadın? Abi striptizci çağırıyorduk diye söylemiş sanırım. hanım Ama ben gidip bir tane tanıştığım dizinin 3 faturasını ödedim. 1200 dolar kadar, 1600 dolar kadar para toptan da 1200 dolar kadar para verdim mi? <laughs> Söylememiş herhalde. Bu finansal köle olmuş kendi kendine galiba. BDSM'cilik oynamış. <laughs> ben zaten zaten hikaye nasıl sıçradı oraya bir anda anlamadım kanka. Yani <laughs> Niye oğlum evet ya 400 doları bir vermiş. Aldattı mı? Çıkmış? Aldattı mı düşünecek diyor. Yani Hı -hı. aldatmış ama hani. Evet. Ama yani evet bir hoşlanma var. Faaliyet yok ama duygusal da olsa bir hoşlanma var. Ha yani bir daha bir kelimenin tam anlamıyla aldatma böyle bir şey bu arada. Evet yani. Hani şey diye kaçamaz ama sikmedim ha falan. Kaçamazsın oradan yani. <laughs> evet. Sen bayağı finansal kölesi de olmuşsun yani bir anda. Ben gerçekten bu hikayedeki kızı evine bıraktım ve 400 dolar sus payı verdiğime kadar her şeyi anlıyor anlıyor gibiydim. Sonra 3 kere daha gittim ve 3 <laughs> <Üç> faturasını <laughs> ödedim. Ben de yok. Ya bir de nedenini bilmediğim bir şekilde abi ya bugün iki tane e, hikayenin daha hakikaten gibi de bölümü var ya. Feyyaz Yiğit'in dizisi gibi de bunun ikisinin de bölümü var yani. iki tane hikayenin bunun da var bölümü. Yani Hakikaten nasıl gidip de sen şey veriyorsun? Ya abi vermiş oldum. iki tane faturasını ödemiş bulundum. Yoksa, <laughs> yoksa Reddit'ten mi alıyorlar senaryoları? <laughs> yani it, it just happened yani anladın mı? Allah Çok enteresan abi, bir olaymış. Ben olsam adamın yerinde zaten yalan da söylemiyor. Direkt arkadaşımı satardım ya. Ya bu yavşak kıza kötü davrandı. Biz de işte e, masraflarını karşıladık kızım. Böyle bir çözüm ürettik. Biz iyi niyetli insanlarız. Bizim arkadaşımız şerefsiz bir orospu çocuğu. Bak bunun yüzüne alıp satardım. Evet. daha sonra evine üç kere arkadaşım şerefsiz bir orospu çocuğu olduğu için tekrar bizzat gittim. Avukat masrafları için gittim. Kız dava evet. açacaktı. Ben dedim sana yardımcı olacağım. Bunlar da senin için avukat masrafı. Arkandayız dedim. <laughs> Nasıl? ya <laughs> Bu konuşmanın <laughs> rps'ini yapmak ister misin Günhan'la Tancan? Günhan, <laughs> Günhan karın olsun. Bilmiyorum. isterse yapalım. Günah ee, olmak ister misin Tancan'ın 5 dakika? Yani Tancan illa bu ilişkiyi kurtaracaksa istemem. Ee, i̇sterim. Yani i̇lla kurtaracaksa isterim. Ama ben ayrıl kartım verecektim. Senin yok Sen ki ayrıl kartın. Sen kullandın oğlum ayrıl kartın. Seni o, kurtarman lazım. Ben o ayrıl zaman, verebilirim ama. Öyle mi? Tam tersiymiş. He. O zaman yapalım. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Tüh kandıramadım. Tamam. Ee, Okey. Ee, aşkım, aşkım bunlar ne böyle? Ne o ya? Neymiş o? Ne o? Aşkım burada o burada ne diyor? Cem Baba Dis Kulübü. Yok efendim <laughs> elektrik faturaları. Ne bunlar aşkım sen ne yapıyordun arkamdan? Neymiş o ya? De dur bakayım bir bakayım neymiş o? Striptiz kulübüne gitmişsin. Karıları para yedirmişsin. Konslar monslar ne bunlar? Ya nereden anladın onun karılara yedirdiğini? 400 dolar para çekmişim ben oradan. Bunu ya nereden burada, çıkardın? Diye. Burada şimdi yazıyor. Ee, Şeydi işte karılara yedirilmiştir diye yazıyor. Burası öyle bir hesabı. <laughs> <çektim> <laughs> Orası senaryoda şey değil mi? Ya <laughs> orayı zaten öğreneceğim ya yani. Hani orada yazıyor zaten. Indir, yani. tamam. Aynen aynen. Tamam ben sana yalan söylemeyeceğim karıcığım. Bak her şeyi anlatacağım. Tamam bana hmm. bana kesinlikle inanmanı istiyorum. Daha tamam. ikna edici olabilmek için daha iyi bir cümle bulamadım. Çünkü tamam. geri zekalı bir erkeğim ben. Evet. Bana inanmanı istiyorum. Tamam sana inan inanacağım. Anlat bakalım bir. Bizim hilmiyi biliyorsun. Evet. Yavşak Hilmi. Yavşak ilmi. Ya bak tamam ben sana yalan söylemeyeceğim. Biz gittik. Biz kumar oynadık. Ben kumar oynuyorum. Biliyoruz dayanamıyorum. Bu salakları tutturuyorlar. Gel şurada oynayalım, burada oynayalım. Stratejiçi de var orada diye oraya gitti. Ben kumarımdaydım. Bu salak gitmiş kıza vurmuş. Biz de başta olan arkadaşımızdır. sarhoştuk marhoştuk dedik. Kurtarmaya çalıştık bunu. Ondan sonra ben kızı eve bıraktım. Dedim ki bak sen de hani şey yapma, dava açma, şey yapmayalım. Ben sana bir 400 dolar vereyim, kapatalım dedik. Sonra biz ertesi gün düşündük arkadaşlara. Çok üzüldük. Hatta yaptığımızı anladık. Dedik ki bu Hilmi'nin ağzına sıçalım. Dedik ki kıza biz senin arkandayız. Hilmi'ye dava aç. Biz de şahit yaz diye. O da dedi ki 800 euro dolar masrafı var. Tamam dedim. 400 euro artı 800 dolar daha verdim. 1200 dolar para odur yani karıcığım. Sen yanlış anlama. Biz kadınların yanında olan vatanına milletine saygılı mahallebisinden çıkmayan Gürü Ankara'lı be. delikanlı çocuklarız. Biliyorsun Yürü biz Zaten başta zaten başta e, anlatacağım ama bana inanacaksın demiştin. O yüzden onu başta dediğin için inanıyorum. E, bir, de in bir de inanmak dışında zaten bir şeyim yok değil mi? Seçeneğim yok şu anda. Yani. Bilmiyorum. RP'yi e, bitirmek istiyorsan inanıp bitirebilirsin evet. Devam e, ettiresen varsa. Ya, devam ettiresim yok. İnandım yani yapacak bir şey yok şu anda. İnanıyorum aşkım sana. Sağ ol canım oh işte bak ilişki güvendir. Evet. Güvendir. Sen de bu güveni bugün yani. bana verdin. Sen de bu güveni bugün bana verdin. Bütün e, her şeyi anlatarak. Oğlum Resmen Tancan az önce oynadığın karakter bu arada Mirror Ben Tancan gibiydi. Yani tam Tancan olmayan <laughs> bir Tancan. Anladın mı? Yani, <laughs> böyle yap. Watif Tancan böyle. E, mantıklı, mantıklı, mantıklı konuşuyor. Mantıklı e, konuşuyor. Kendine de evet. güveni var. Ama karanlık tarafta tamamen. Evet. Tamamen karanlık tarafta ve şey yani tamamen iğrenç erkek. Anladın mı bir <laughs> Dark side shit. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Helal olsun ya gerçekten tebrik ediyorum ee, evet. bu, bu, bu e, performansını çok başarılı buldum. Teşekkür ederim. E, i̇nşallah buralardan klip alıp yarın bir gün <gülüyor> sana vatabat <laughs> <-a -what> yapmazlar <gülüyor> yani. <laughs> Tencere bir öyle diyorsun da bir bir VP yaparken evet, yakalandın yavşak tutarsız piç. <laughs> evet. Evet, e, Günhan Tancan'ın RP'sini senin hesabına sayasın var vallahi. Çok ben, güzel RP evet, yaptı Tancan. O yüzden yaptım zaten başka şeyim yok ki. Evet. Evet. Hayır yani, sen kendin bir RP'de bir renk katamadın ama hani onu Tancan'ın bütün RP'sine sayıyorum o bana. Yani, evet, evet abi ikna olma yani ikna oldum ben bunun üzerine bir RP olmaz yani hani. Evet, evet. E, Tancan peki sen e, burada yani şu an istersen RP'nin yaptığın saldığı sıranı istersen bir kurtarabilirsin istersen ayrıl da basabilirsin istersen ben mevzer yalanını kurtarmaya çalışırım buradan yani buradan <gülüyor> 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 buradan dönüş yok yani artık yardırırım değil buradan öyle ya. değil mi artık sık yani kapat gerçekten bu arada değil Tancan de. iyi uydurdun bunu da tebrik etmek istiyorum yani e, yani yenge dinliyorsa <laughs> endişelenir yani öyle uydurdun yani aldın mı bir anda <laughs> Hemen helal olsun. Ya, yalan master değil böyle? Yani evet, öyle evet. bir adammışım ben meğerse. Evet, evet şimdi içeri gidince şey fantezi ya böyle. <laughs> ya, öyle mi Tancan? Hmm. <laughs> Geçen sene böyle demiyordun falan diye. Bir ayak bir şey çıkıyor <laughs> Şey böyle şeyleri çıkarmış. Bu zaman bunu demişti. Gerçekten bu mu? Falan bir <laughs> <Aynen. anda sordu. gülüyor> Bok yedik. Çünkü bak şimdi şey yazdı. Tancan öyle bir ibanda para atasım geldi falan. Hani böyle ay, aşkım siz kadın mücadelesiniz ben de yardımcı olayım falan. yaz kral veriyorum TR 0200. <laughs> evet. Evet arkadaşlar son Vatif Red Bull Tancan, kumarcı erkek Tancan performansımızda da bu güzel programın sonuna geldik. Wow! <laughs> hem, hem üzüldük hem sevindik. Aynen. Ee, geçen sevgili kardeşlerim Tancan Fümen ve Mert Gülen'i buradan burnlarından ağızlarından öpüyorum. Hoş geldiniz. Tekrar programa ve hoşçakalın. Ee, Dük kah sevindik hiçbir şey öğrenmedik yine. Evet. İnsan insan insana neler yapabiliyormuş onu öğrendiğimiz bir başka programımızın sonuna geldik gerçekten. Ee, bir de Tancan bana inan derse inanmayın onu öğrendik. Ee, e, genel olarak bana inan diğer insanlara da bir şüphe duyun ee, sanatınızı sanatınızı dal geçen insanları hayatınızda tutmanıza gerek yok. Ee, hemen sevgilinle ayrıldınız diye parantez içinde 5 kadınla birden sevişmeyin. <laughs> bir bekleyin. Kanepede sevgilinize bayıyorsanız bir o kanepeden kalkın. 10 yıllık meseleleri de tekrar tekrar istim gibi gündeme getirmeyin. Bunları öğrendiğimiz programımızın sonuna geldik. Herkes kendine bu kayıt olsun. Aydın eyvallah. Aynen. Aynen. Ben arkadaşlar şimdi yayına devam etmeyeceğim. Ee, rahatsızım çünkü biraz. Çok uzun yayın yapamam böyle. Yarın HNGK olur. HNGK'dan önce de ben bir yayın açar mıyım onu bilmiyorum ee, ama HNGK olur yani bir sıkıntı olmazsa hepinize iyi geceler diliyorum nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız haydi bay bay